Mevlana Celaluddin Rumi'nin Rumi huzurunda bir kadın kadıncağız iki büklüm ağlıyor, diyor Ben çok günahkarım efendim, mahvoldum, bittim, tükendim. Mevlana da iki büklüm ağlayan kadını kaldırarak kalk ya Rabia, kalk diyor. Kadının ismi Rabia filan değil, Rabiatül Edeviye'nin ismiyle hitap eder ki ona iltifat ediyor. Tam o sırada bir zahidi zerrak. Zahid orada var. <laughs> efendim Her yerde. Efendim diyor buna Öyle mübarek Rabia Sultan'ın ismiyle niye hitap ediyorsunuz böylesi birine? Kadını hor görerek söylüyor. Şimdi kadın iki büklüm ağlıyor o sırada. Hüngür hüngür ağlıyor. Zahid ise dimdik. Mevlana dönüp Zahid'e diyor ki şu anda Allah indinde senden makbuldur bu. Biliyor musun? Deyince Zahid hayretler içinde. Nasıl olur? Ben. O kadar kendine güveniyor ki. <laughs> İbadet, taat, evet. her şey var. Evet. Mevlana diyor görmez misin evladım? O günahlarının ezikliği içinde iki büklüm sen ise ibadetlerin kibriyle iblis gibi dimdiksin. Eyvah İblis gibi dimdiksin. Bütün melekler Hazreti Adem'e secdeye gittiler. iblis kaldı ya. Melekler hepsi iki büklüm. O dimdik. Allah, Allah'a karşı dimdik olanları sevmez. Allah'ın huzuruna iki büklüm olunur. Rükû Eyvallah. diye bir şey var ya. Namazı bir dikkat edin. Eyvallah. Önce Adem kelimesi, elif dimdik. Dal, rükû, mimse secdedir. Böyle <laughs> Adem olunur. Böyle Adem olunur. Allah, Huzuruna karşı, Allah'a karşı dimdik olunmaz. Başka herkese karşı ol. Allah sever ama Yaradan'ına karşı olamazsın. Olamazsın. Çünkü Allah kendisinden başkasına ibadet edilmesini sevmez.